Ramazan Usta'yı BİM salırken izliyoruz. Sportifle çalışmak da hassasiyet istiyor. BİMS'i almak da hassasiyet istiyor. BİMS yumuşak bir malzeme. Zarar vermeden hassas bir şekilde dengeli bir yerde. Ramazan ustamız bu işi çok iyi başaran ustalardan bir tanesi. Yoksa bizi kanallarda da yayınlar var mı? Niye olmasın usta, önemli konulara değindin. Haber olacak kadar önemli konulara değindin. Yararlı bilgiler. Çok önemli. Yılların tecrübesisin yani. Kaç yıl oldu makine üstünde? Fazla değil. 35 yıl falan yaklaşık. Daha ne olsun usta? Bir ömür ya. Ömrün yarısından çoğu. Şimdi bir ömür de yani sanki daha dün gibi. Onun için yani yaklaşık öyle çok mütevazı bir şekilde 35 yıl dediğimin amacı o. Yani böyle abartılı bir şekilde değil de zamanın çok hızlı geçtiğini belirtmek babında söyledim ben bu. Fazla değil 35 yıl dememdeki yanlış anlıyorum. Kimse. Ramazan Usta'm bu Beko'dur. Diğer makinelerde tek düzine genelde çok çeşit olmuyor ama Beko'da çok çeşitli karışık işler yapılıyor. 35 yıl üstünde dayanabildiysen süper, ne mutlu sana. Çünkü ben bu işi çok severek yapıyorum. Ben makinenin üstüne bindikten sonra sabah böyle hiç kalkmayacağını düşünüyorum. Makinenin üstüne bindikten sonra ne yorgunluk kalıyor ne hiçbir şey ya. Sanki böyle sıfır yeniden başlıyorum hayata. Enerji veriyor sana, heyecan enerji veriyor. Makine, bilmiyorum. Mutlaka genç arkadaşlar da o heyecanı duymalı. Yani işlerini severek yapmalı. Ha. Severek yaptıktan sonra zaten hiç yorgunluğa bir şey kalmıyor. Kum var orada. Kumdan dolayı sağa yaklaşmak ve manevra yapmak zor. Ama mecburen. Ama tecrübe Ramazan Usta'ya işini kolayca yapmasına sebep. Burada da tuğla, orada kum, ikisinin arasından manevralı çapraz malzeme bırakabiliyorsun. Usta, işte bu 35 yıllık tecrübe. Ya bir de karşımızdaki insan oraya demiş, yok bu taraf olsun bilmem ne, fazla da onu incitmemek, onun işini de kolaylaştırmak için bazen kendi işimizi zorlaştırıyoruz. Evet. O insan da bedenen çalışan, elinden götürecek, çekecek. Onu kesinlikle. Da ne kadar yakın yapabilirsek, onu ne kadar mutlu edebilirsek biz de mutlu oluyoruz. Ne mutlu. Gelim. Tren geçiyor yukarıdan. Kovayı kaldırıyoruz. Sportiflerin ucunu biraz görüyoruz. BİMS'lerin deliklerinde gördün mü? İçine doğru ileri. Burada gördüğünüz gibi tam tırın ön kovanına yakın, kabine yakın yerden alıyoruz. O yüzden sola doğru manevra yaparak. Kamyon cumhur arkadaşlar. He? Kamyon kasasının ön kulağına sportifle yerleştirirken, yüklerken dibe sıfır koyuyorlar. Almak için BİMS'lerin deliklerine portifleri koyduktan sonra sağ tarafınız dipse sola doğru geri manevra yaparak, yani direksiyonu sağa kırıp sola doğru geri manevra yaparak kasanın köşesinden BİMS'leri kurtarıyoruz arkadaşlar. Artı bir de zemin düz. Bunu koymayayım olmazsa? Bu son çektim, he? Şeyi anlattım. O diptekini nasıl alacağını anlatmaya çalıştım diyeyim. Anlatamadım da tam. Yok, fark etmez seni. Nasıl? Eskiden böyle çekemiyordum. Akşam oturuyordum, videoyu dur başlat.
Erman Toroğlu gibi yorum yaparak şöyle yapılır, böyle yapılır anlatıyordum. Şimdi doğal, doğaçlama. Bazen kelimelere kaçırıyorum, bazen çok ikide bir arkadaşlar diyorum, bazen dilim sürçüyor falan. Ufak vefa da hepsini montajlamıyorum. Biraz da doğal, doğal olsun, amatörce olsun değil mi? Ya profesyonel insanlar bile hata yapıyor. Zaten yıllarca o işi yapıyor. Hi, here and welcome to my channel. I am Kerem. Please like my video. Business mission. Arkadaşlar, Kerem Usta'dan videolarımı izleyip hoşlanırsanız sizden isteyin. Beğeni butonuna tıklayın. Abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Desteğinizi esirgemeyin. Keyifli seyirler.